YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda birçok korsan sitelerin, korsan yayıncıların, emek hırsızlarının yayıncı Google'da sahte aldatmaca Google'ın boşluğundan yararlanarak telif hakları olan sanatçıların emeğini çalarak korsanlık yapan korsanların YouTube üzerinde nasıl porno yüklendiğini, gayri meşru videolar yüklendiğini ve bunu YouTube'a nasıl analiz edemediğini sizlere tanıtacağız. Öncelikle YouTube algoritma adısında telif hakkı ihtarı olan, telif hakkı içeren videoları öncelikle YouTube'a bir taramadan geçirerek bunu eğer milyarlarca videolarla karşılaştıracak bunu eğer videoda bir telif hakkı ihtarı varsa, porno içerik varsa işte bunu YouTube botları, Google botları arayarak bunu engelliyor. Ancak Japonya'daki korsanlar, dünyanın değişik birçok ülkesindeki korsanlar YouTube'nin, Google'ın şu boşluğundan yararlanarak YouTube'de porno yasak olduğu halde YouTube'deki şu videoyu yüklerken şuraya mesela örneğin bir video yükleyelim. Daha önceden yüklediğimiz herhangi bir video. Mesela şunu tanıtmışız uygulamayı. Başlık. Başlığımız nedir? İyi dikkat edin. Herhangi bir başlık. Mesela açıklama yazdık. İşin en tehlikeli boyutu şurasıdır arkadaşlar. Gizlilik. Gizlilik genel olduğunda Google botları YouTube kriterleri aramaya devreye geçiyor. Gizlilik genel değil de şuraya tıkladığımızda özel. Özeli tıklayarak açıklama başlığı tıkladığımızda YouTube'ya burada en karanlık porno siteleri, işte telif hakları olan sanatçıları, mesela bugün Aleyna Tilki'nin Türkiye'deki bir klibi 220 milyonu aşkın kişi izlemiş ve o klibi çekerken de net müzik yaklaşık bir ay, bir buçuk ay uğraşmıştır tahminen. İşte böyle gizlilik herkese açık değil de özel olduğunda bu videoyu yüklediğimizde YouTube'a özel bir link veriyor. Telif hakları iddiası olan videolarda korsanlar bu şekilde yükleyerek başkalarına ait müzikleri, klipleri, filmleri, gayri resmi meşru porno filmleri YouTube'ye yükleyerek başkalarının üzerinden Google AdSense aracılığıyla para kazanarak hem emek hırsızlığı yapıyor hem de gayri resmi porno yükleyerek topluma açık olan YouTube'de açık alanlarda porno yüklenerek YouTube'deki bir boşluktaki yararlanarak iki avantaj sağlıyorlar. Örneğin bir kullanıcı internet sitesine gitti. Porno film izlemek istedi. İnternet site kafenin zaten bir güvenlik duvarı var. Porno film açamıyor, açılamıyor. Jaffa Plus diye bir sistem var, açamıyor. Ancak YouTube topluma açık bu uygulama olduğu için, site olduğu için hal böyle olduğu halde, süzgeç olduğu halde YouTube'yi açan izleyiciler YouTube'dan açan izleyiciler porno filmi seyredebiliyor. Geçmiş.
Wi-Fi hotspot'tan bağlandığı için işte arkadaşlar YouTube'da porno film yüklenemez, şöyle olmaz falan dedikleri deseler de bak çocuk pornosu görüyorsunuz. Kısıtlı modda etkilenmez. Tabii bizim cihazımızda engelleme olduğu için açılamıyor. Biz size gösteriyoruz. Bak birçok porno siteler var. Gördüğümüz gibi. İşte YouTube'nin bu herkese açık profilinde gizlilikte herkese açık yerine özel yaptığında işte gönül kolayca bu porno filmleri, gayri resmi filmleri yükleyerek telif hakkı olan, telif iddiarı olan başkalarına ait videoları yükleyerek hem Google'la AdSense'den para kazanıyor hem de başkalarına ait videolardan para kazanıyor. İşte arkadaş bunlar durum bu vaziyettedir. Herkesin bugünlerde birçok internet sitesinde nasıl oluyor da topluma açık olan Google ürünü olan YouTube'da porno film görülebiliyor. İşte kanıtı bu şekildedir arkadaşlar. Ebru Polat olanlar oldu diyor. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın.